Yani ben şunu söyleyeyim. Dünyanın geldiği durum, pandemi, küresel enflasyon vesaire tüm bu süreç içerisinde herhalde tarihinin rekoru bir zam. %50 Daha önce görülmedi bu. görülmedi bir zam. Ezdirmeyeceğiz. Diske göre görülmüş de. Demişti. Baba Yiğit kim? Baba Yiğit kim Baba Yiğit? Tayyip Erdoğan. Heh. Baba Yiğit. Ne dedi? O baba yiğitlik bize yakışır dedi mi? Dedi. Peki yine ne dedi? Arkadaşlarımız çalışsın. Taraflar taleplerini ortaya koysun. En sonunda adını koyacağız dedi. Bugün çıktı. Dedi ki işte budur. 4.253 lira. Şimdi bir şeyin altını çizmekte fayda var. Buraya notlar aldım ama ilk Zafer yakınca soğuk bir adamdır şakasını telafi etmek üzere cümle kuruyorum. Evet, soğuk bir adamdır ama çok iyi bir adamdır. Soğukluğu yüzündeki tebessümden bellidir. Onu da söylüyorum. Onu Allah anlamış izleyicilerimiz. razı olsun. Şimdi Baba Yiğit kimdir sorusunun cevabı evet Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü Tayyip Erdoğan ustasının yolundan gitti bugün. Rahmetli anarım Erbakan Hoca'yı. Senin geçen hafta burada anlattığın hikaye, yani yaşanmış olay. Bugün de öyle bir 97'de, pusu kurmuşlardı. ay 97'de memurlara zam meselesinde, daha doğrusu kamu çalışanlarına zam meselesinde herkesin beklentilerini dinledikten sonra siz bu kadar mı diyorsunuz? Bu olmaz deyip daha da üstünde bir rakam söyleyip sonra denk bütçeyi yapıp havuzu kurup devletin kitlerinin kendi aralarındaki borçlanması sayesinde devletin borçlanmasının önüne, yüksek faizle borçlanmasının önüne de geçmiş olan rahmetli Erbakan'ın yolundan gitti. Ve bugün dedi ki biz size söz vermiştik. Enflasyon ve pahalılık, fahiş fiyat artışları nedeniyle zor günler geçiren ve bundan sonra daha zorlanması muhtemel olan kesimler olan dar gelirli asgari ücret diye 4.220 55 lira zam yaptık dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben buradan bir kere şunu söylüyorum. Bu baba yiğitliktir. Hamdolsun, helal helal olsun. Şimdi önce bunu söyleyeyim. İkincisi şunun altını söyleyelim, çizelim. Yok, bizim yüzümüzü yere baktırmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Yani biz de teşekkür ederiz. Yüzümüz yere bakmadı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Onu söyle. Evet. Şimdi bir kişinin bekar bir kişinin tek başına bir kişinin ücrettir asgari ücret. Asgari ücret adı üzerinde. İki kişi Bu evli arada ve iki çocuğu varsa damga ve gelir vergisi de zaten kaldırıldı. bak, şimdi burada işveren açısından da söyleyeceğiz. Bekar bir kişinin 4.253 lira. Evli olursa şimdi onun teknik çalışmaları yapılıyor. Bir Asgari takım geçim bir indirimi var, takım he, çocuk o yardımları. vergide kalktığı için şimdi çocuk yardımları olacak falan. Bu 4,5 lira civarında bir rakama çıkacak. Evli ve iki çocuklar için 4.500 lira civarında. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Buraya not aldım. Doğru. Yüzümüzü düşürmedi diye. Asgari ücret bir 4 kişilik ailenin geçim standardı değildir. Bu cümleyi bilerek kuruyorum. Bu cümleyi de şu anda hala Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın biz devamıyız diyen, biz onun mirasının sahibiyiz diyen siyasi partinin genel başkanı bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile gerisinde kalarak, bakın azımsayamam dedi değil mi? Küçümseyemem dedi Sayın Kılıçdaroğlu bu rakamı. Fakat Sayın Karamollaoğlu 4 kişilik bir ailenin geçim standardı olarak asgari ücreti telaffuz etti. Hem yanlış, teknik Çarpı olarak yanlış. çarpıtıyor. Bak, teknik olarak bunu bilerek çarpıtıyor. O zaman şöyle demek lazım. Asgari ücretten 4 kişilik bir ailede 4 kişi çalışıyorsa kaç para yapar? Ne yapacağız? Öyle Böyle bir şey de hesap olmaz. bakamayız yani. Ha, Öyle de hesaba bakamayız. böyle bakamayız. Aynen. Tabii. Dolayısıyla bunun tek kişinin asgari ücret olduğunu söylememiz lazım. İki, yüzümüzü düşürmedi Sayın Cumhurbaşkanımız dedi. Doğru. Şu not almıştım. 26 Kasım'da ben bir hesap yapıp talebimiz şudur 4.350 lira diye 4.170 de ben yani hesaptı. 4.355 lira diye bir rakam da yazmıştık, söylemiştik de buralarda. Niye? Hani
belli yani. İnsanların biraz... Ben bonkörü bendim. 5500. Şöyle, şimdi... Olur inşallah. Burada bir nokta daha önemli, hatırlattığı için önemli. Dar gelirli işçilerimiz için, yani asgari ücretler için bu muazzam müjde. Bugün bir bayram, onu söyleyeyim. Böyle ılık bir rüzgar esti ve bizi böyle rahatlattı. İkinci bir şey de işlerin devam etmesi, çarkların dönmesi, üretimin devam etmesi için hükümet işverene de burada sahip çıktı. Ne yaptı? Vergi indirimi, vergi muafiyeti getirdi. Damga vergisi ve... 455 liraya kadar evet. Şey destek. Şimdi bu işveren açısından son derece kritik bir şey. Amma. Jest. Amma. Muazzam. Amma. İşverenin, böylece işveren işçi çıkartma meselesinde elindeki bir koz alınmış da oldu. Onu da söylüyorum. Ya Hasan Bey ama, zaten çıkartamaz. Şu an full kapasite çalışıyor bizim fabrikalarımız. Yani ama. Ama. Buraya bir parantez aç. Nedir o? O da şu. Buradan çalışan, işçi, emekçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize seslenelim. Devlet asgari ücretten vergi almıyor diye sizin maaşlarınızı kağıt üzerinde asgari ücretten göstermeye kalkan olursa behemhal bunu da gerekli mercilere bildiriniz. Atana ama rahmet. Şöyle bir şey var. Atana rahmet. Hasan Bey söyleyeyim bunu. Şimdi şu yaygınlaşıyor. Zaman zaman görülüyor. Anadolu'da daha çok görülüyor. Asgari ücretin altında işçi çalıştırmak suçtur. SGK müfettişleri bu işin peşindedir. Emeğiyle para kazanan insanlar uyanık olsunlar. Asgari ücreti altında çalışmayı kabul etmesinler. Sakın ha. Bu bir suçtur yani. Bunu yapamazlar. Kimse İki, bunu yapamaz. Amma dedi ya, bir bilgi olarak paylaşmak isterim. Bu vergi muafiyeti, yani her çalışan için uygulanacak. Yani asgari ücretten vergi alınmayacak ya. Asgari ücretin üzerinde alan işçi için de diyelim ki şu anda 4.253 lira oldu bekar tek başına bir işçi için. Ama adam, yani işçimiz 7.000 lira kazanıyor. 6.000 lira kazanıyor. 6.000 liranın 4.253 lirasına tekamül eden kısmının vergisini yine almayacak devlet. Yani bu anlamda hani vergi muafiyeti asgari ücrete tekamül eden bölümünden bütün çalışanlar açısından avantaj. İşte dönüştü. İşveren açısından. Yani söylüyorum. Aşağı yukarı şimdi şöyle diyelim. 1.000 tane çalışanı olan bir fabrika düşünün. Bu artık Türkiye için Allah'a şükür orta ölçektir 1.000. Eskiden konuşsak büyük derdik. Şimdi 1.000 orta ölçek oldu. Yani kabaca aylık 450-55.000 lira işveren tasarruf etme imkanı olacak aynı tabii. Zamanda. Yani onunla gider yatırım yapar, makinesini tamir ettirir, bir şey yapar, ham madde alır vesaire. Dolayısıyla bu arada iş işlerin adamı da çarkların demesin, dönmesi açısından da çok değerli bir şey oldu. İş adamı da şunu demesin. 1.000 tane personel çalıştırıyorum. İşte 2.800 liradan 4.250 liraya çıktı. Dolayısıyla orada kaç para? 1.400. Işte aşağı yukarı 1.200.000 lira, 1.400.000 lira fazladan. Evet. Şimdi böyle bir hesap olmaz. Çünkü yok bir 1.400 olmuyor zaten. 450 devlet verdiği için 900 olacak ona. İşte neyse. Evet. Böyle bir hesap olmaz. Yani ayda 900 bin lira daha bir ek maliyetim oluştu falan diye bir hesap yapılamaz. Çünkü sen zaten fiyatlarını yükselttin. Evet. Devam edeyim. İki cümle daha söyleyip bitireyim ben. Şimdi Vedat Hocam selam olsun. Vedat Bilgin, Çalışma Bakanımız. Niye bakan yapıldı sorusunun cevabında önce kamu çalışanlar, memurlar için yapılan sözleşmede görmüştük bunun cevabını. Kırmadan, dökmeden belli bir noktada uzlaştırmıştı. Bugün de asgari ücret noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle baba yiğitçe dedim ya, yani böyle yüreğinden de açıkladığı rakamda çok büyük emeği de oldu. Yani onu da söylüyorum. İkincisi ve son cümlem. Şimdi biz baba yiğitliğe devam etmelerini bekliyoruz. Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın. Nedir? Mesela en düşük emekli maaşının da asgari ücrete, en düşük asgari ücret, asgari ücrete
fixlenmesi yani konusunda. Şu an beklentimiz budur. Şu anda vatandaşın beklentisi. Evet, aynı. Niye? Niye? Şimdi asgari ücret adı üzerine asgari ücret. Dolayısıyla bir emekli de ahir ömründe, artık ömrünün son deminde o asgari ücretle belli bir standartta, asgari standartta hayatını devam ettirebilir. Onun için ben daha önce de yapmıştım bu çağrıyı, tekrar etmek istiyorum. İnşallah da olur. Cumhurbaşkanımızdan yine bir baba yiğitlik, Ali Cenaplık bekliyoruz. Devletimizden, hükümetimizden bir baba yiğitlik ve Ali Cenaplık bekliyoruz. Ya, İnşallah emeklimize... Ekonomi batmış, sen nasıl böyle onu şöyle, bekliyoruz, bunu bekliyoruz diyorsun. Göreceksiniz bu hava, yani bu atmosfer, yani dar gelirliliği destekleyen bu çıkışlar, üretimi ve işvereni de çok olumlu etkileyecek. İhracatı da, ticareti de. Emekli diye verirseniz de, bu emekli de merak etmeyin. O parayı alıp kafasının altına koyup yatmayacak. Gidecek. Belli bir standartlarda alışveriş yapacak, rahatına bakacak. Dolayısıyla onu da inşallah bekliyoruz. Ya bu masanın solcusu benim gibi ama Hasan Öztürk hiç bize bırakmıyor. Tüm sosyal demokrat hep önden gidiyor yani. Emin Bey'i de dahil ediyorum. Hasan Öztürk hep o zaman aşk ile ben de söyleyeyim. Emeklimizin aldığı maaşın en dip fiyatı da asgari ücret kadar olmalı. Olmalı. Olsun. Olsun. Yani emeklimiz de en az 4.253 lira. Bunu demeye çalışıyoruz. Az yok, ben dikiş atıyorum bir tane daha. en az alan emeklimiz. Ne olsa yani emeklimizin tabii. En az. Mesela Bağkur emeklilerimizin durumu en şey olanları onlar. Eskiden kalan. En az kaç para zaten emeklimiz? 4.253 lira olmalıdır. Bağkur birim fiyatları, hesaplamalar falan hepsi zaten buna göre inşallah. Aşk ile bir daha Hasan Öztürk. İnşallah. Emeklimiz. Şöyle bir şey. Yani Mehter Marşı. Ben emekli değilim. Aşk ile. Burada bir yarasa. Hayır. Ya bunu da söyleyeyim ya. Hani ekonomi battı, çıktı, tartışmalar var. Doların durumu belli. İşte faiz indiriliyor filan. Bakıyoruz. Doğru. Piyasada acayip bir fiyat var ki onlar da konuşacağız. Emin pazarcıya da döneceğim. Son cümle. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Tamam da ya bugün bana sorduğun soruyu burada cevap veriyorum Turgay Gül. Odam da sorduğun soruyu. Ya ben arkadaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.